Evet gençler, bir video ders saatinde yeni bir konuyla birlikteyiz. Hangisi? Normlar hiyerarşisi. Burada bir bazı değişiklikler oldu biliyorsunuz ki 2017 yılında bazı normlar çıktı, bazı normlar eklendi, hiyerarşi değişti. İşte kim kime eşdeğer, hangi norm üstte, hangisi altta, bunları bir kurgulayacağız. Norm ne demek? Kural demek. Hiyerarşide altlık üstlük ilişkisi demek. Şimdi bir piramit çizeceğiz, tamam mı? Notunuzda da var zaten, görüyorsunuzdur. Evet, piramidin en tepesinde kim? Tabii ki de anayasa. Evet, altında kanun. Altında değil, ona eşdeğer OHAL, CBK. Yine milletler arası anlaşmalarım var. Ama onun altında ne vardır dese, olağan CBK, Cumhurbaşkanlığı, kararname. Bak dikkat et, OHAL CBK'lar üstte, altında olağan CBK, altında yönetmelik. Bakın artık tüzük yok, dikkat et, tüzüğü yazmıyorum. Kaldırılmıştı 2017 yılında. Altında genelge. Hadi bir alt daha. Evet, genelge, altında yönerge. Hadi bir alt daha. Evet. Bir tane daha yazıp bitiriyorum. Bir de sirküler diye gider de gider. Tamam. Şunu da şöyle yapayım. Evet, güzel bir piramit oldu gerçekten. Şaheser. Peki şimdi arkadaşlar, buraya çok dikkat. Kanun, OHAL, CBK ve milletler arası anlaşmaları ben aynı kümede topladım. Niye? Neden? Üçü de birbirine eşdeğer çünkü. Bakın sınavda OHAL, CBK kime eşdeğer derse kanuna. Milletler arası anlaşmalar kime eşdeğer derse yine kanuna. Şu üç norm arasında bir altlık üstlük ilişkisi yok. Üçü de yürürlüğe girdiği zaman birbirine eşdeğer. Bu bilgi cepte. Burada okeyiz. Ama şimdi buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Genelde buraya yokluyoruz hemen. Kanunun A dediğine milletler arası anlaşma B der. Aralarında bir ihtilaf, çatışma çıkarsa kim üstün? Kim? Kanun değil. Hayır. Ne? Milletler arası anlaşmalara gideceğim. Ama hangi konuda? Onu da yazalım. Temel hak ve hürriyetleri ihlali ile bir çatışma söz konusu ise milletler arası anlaşmalar üstünlük tanıyacak. Hatta iç hukukta arkadaşlar temel hak hürriyetleri ihlal olanlar nereye gidiyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hangi uluslararası anlaşma uygulanıyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili kanunlarla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasında bir çatışma çıkarsa kim üstün o zaman? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ama aslında yürürlük açısından birbirine eşdeğer de bir çatışma ihtilaf çıkarsa temel hak ve hürriyetlerle ilgili milletler arası anlaşmaya gidiyoruz. Okey bu. Peki şuna da dikkat. Arkadaşlar kanun, OHAL, CBK, normal olağan CBK, yönetmelik. Bak yönetmeliği de alacağım. Yönetmelik de dahil, hepsi anayasal norm. Neymiş? Anayasal norm. Ama genelge, yönerge, sirküler ise arkadaşlar hukukta atsız düzenleyici işlem olarak adlandırılır. Ne demek bu? Şu gayet basit. 82 anayasa, aç elini oku. Hiç okudun mu Faruk? Çok keyifli. Ben her sene, her gün okuyorum başucu kitabı. Şimdi okuduğun zaman yönetmelik nasıl çıkar? Kanunları kim yapar? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne zaman yürürlüğe girer? Bakın bu normları anayasada okurken görürsünüz. Çünkü anayasa bu normlardan bahsetti. Bu normların adı anayasada geçtiği için ben bunlara anayasal norm dedim. Ama sen 82 anayasa aç elini oku. Ne genelge, ne yönerge, ne de sirküler lafını hiç duyamazsın. Şunlardan bahsedilmediği için anayasada bunlara ben atsız düzenleyici işlem, anayasal norm değil. Ama şu yönetmelikle dair diğerleri de anayasada yer aldığı için anayasal norm diyeceksiniz. 2015 sorusu gerçekten çok basit geldi. Dedi ki yukarıdaki verilen normlar hiyerarşik olarak aşağıda nasıl sıralanmalıdır?
Öncülü soru. 1 kanun, 2 yönetmelik, 3 anayasa. Anayasa, kanun, yönetmelik diyeceksiniz arkadaşlar. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamede dikkat edin. Kanuna eşler hangisiymiş? Olağanüstü hal durumunda çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, altında ise olağan dönemde çıkan CBK'lar, bunlara dikkat. Evet. Evet, normlar yarısını böylelikle bitirdik. Şimdi arkadaşlar, evet, normları bitirdiğimize göre bir de hukukun türlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Yine basit bir konu, soru kaçırmayacağım bir konu başlığı. 2009 ve 2007 yılında soruldu arkadaşlar. Bayağıdır da soru gelmiyor. Tanım genelde burada çıkıyor. Basit. Hukukun türlerinden bir bahsedelim. Hadi bakalım. Video ders takip notunda da zaten sırasıyla bu konu başlıkları zaten var. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım. Hukukun türleri neler? Hukukun... Bir... İlk hukuk türüm hangisi? Pozitif. Diğer ismiyle müsbet. Diğer ismiyle dogmatik. Diğer ismiyle yürükteki. Diğer ismi yok, bu kadar. Yeter artık. Evet, 4 tane. Pozitif, müsbet, dogmatik, bir de yürükteki. 2007 ve 2009 sorusuydu. İki kez çıktı. Mevzu. Diğer ismiyle mevzuat hukuku. Bir diğer hukuk türüm ideal. Diğer ismiyle doğal. Diğer ismiyle tabii hukuk. Bir diğeri de tarihi. Tarihi hukuk. Bakalım. Şimdi bunlar ne demek? Uzun uzun ezberlememize gerek yok arkadaşlar tanım olarak. Ben şimdi size kelime tüyoları vereceğim. Bu kelimeleri gördüğünüz zaman çat diye hemen tanım çıkacak. Bakın nasıl. Pozitif derken bir ülkede yürürlükte olup uygulanan, tamam mı? Bak, ülkede uygulanan hem yazılı hem yazısız. İki kelimeyi aynı cümlede gördüğün zaman bilin ki ÖSYM bana pozitif. Diğer ismiyle müsbet, yürürlükteki hukuku soruyor demektir. Yazılı, yazısız. Yazılı derken kanun, yönetmelik, CBK. Yazısız neydi? Örf, adet hukuku. İkisi bir aradaysa pozitif. Ya da soruyu şöyle taklattırsa, dese ki bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanan tüm hukuk kuralları. Bak, tüm. Tüm derse yazılı, yazısız yine. Tüm derse sadece yine pozitif hukuku alacaksınız. Tamam. Buraya kadar okey. Mevzu ise 2007 dedi ki bir ülkede yürürlükte olup uygulanan tüm yazılı hukuk kuralı. Bak, sadece tüm yazılı. Dikkat. Arkadaşlar, sadece yazılı dediği için, artık yazısız olmadığı için, yazılı dediği için mevzu, mevzuat hukuku. Ya da 2009 soruyu takla attırdı ve dedi ki bir ülkede yetkili organlarca yapılmış tüm hukuk kuralları nedir derse yine mevzu. Yetkili organ. Yetkili organ kim? Ömer. Ömer Cumhurbaşkanı'na taktı. Meclis. Tamam, Cumhurbaşkanı'na yazalım. Cumhurbaşkanı sonuçta. Evet, CBK çıkartıyor. Cumhurbaşkanı kararnameleri de bir normal kural, güzel. Arkadaşlar, yetkili organ, meclis, bak, örf adeti alamam yazısız. Çünkü örf adeti devlet sonradan sahipleniyordu. Yetkili organ tarafından yapılmıyordu. Toplum tarafından oluşup sonradan devlet sahipleniyordu. Ama yazılı kuralları doğrudan yetkili organ yapıyor. Yetkili organ derse mevzu. Sadece yazılı derse mevzu. İkisi bir aradaysa pozitif, tamam. Peki ideal? O da olması gereken hukuk. Olması gereken ideal hukuk. Tabii, doğal. Hukuk kuralları toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenir ve değişir mi? Sürekli bir sirkülasyon var. Bir hukuk kuralı ilelebet sonsuza kadar yürürlükte kalmıyor da toplumsal ihtiyaçlara göre değişiyordu. İşte en iyi hukuk kuralı hangisi olmalı? Bu sorunun cevabını arayan hukuk türü doğal, ideal. Arar, arar, arar. Bir türlü de bulamaz. Niye? Hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi, değil mi? Peki tarih hukuk ise?
Ad üstünde artık tarih olmuş. Yani yürürlükten kalkmış, uygulanmayan hukuka ben ne diyeceğim? Evet, tarih hukuk diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela mecelle, idam şu anda uygulanmıyor arkadaşlar. Yine 61 anayasası, 24 anayasaları nedir? Tarih hukuk diyeceksiniz. Peki, mesela diyelim ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şu anda hangi hukuk türüne girer? Şu anki hükümet sistemimiz mesela. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Güzel, mevzu yazılı arkadaşlar. Şu anda 82 anayasasında yetkili organlarca yapılmış, uygulanan yazılı bir kural. Peki, şöyle deseydi soruda. Hem yazılı hem yazısız. Örf adet hukukunu da ekleseydi o zaman pozitif. Peki şöyle deseydi. Kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem gelmeli. Olmalı. Daha iyi. O zaman da ideal doğal hukuk diyeceksiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası? Basit. Soru kaçırmazsınız. Yazılı yazısız derse pozitif. Tüm hukuk kuralları derse yine soruda. Sadece tüm derse ikisini de alıyor demektir. Pozitif. Sadece yazılı mevzu. Yetkili organlarca yapılan tüm hukuk kuralları yine mevzu. Olması gerekeni arayan ideal, yürürlükten kalkan da tarihi diyoruz. Evet. Evet, bunu dedikten sonra arkadaşlar hadi bir ara verelim. Birazdan yeni videoyla devam edelim. Hadi bakalım.